Beyninde kanama olduğunu söylediniz. Bu tam olarak ne demek? Kulağa korkutucu geldiğini biliyorum ama fazla endişelenmeyin. Kanamanın boyutu küçük. Zamanla emilip kaybolacak. Ancak ventrikül dediğimiz beyin odacıklarına açılan kanamalar tıkanmaya sebep olabileceği için birkaç gün takip etmek zorundayız. Bu kanama kendi kendine de geçebilir. Ya geçmezse? Ya aklına, zekasına falan bir şey olursa? Ya Rabbim ya. Ona vurduğu için o çocuğa dava açmalıydık. Oğuz. O çocuk Burç'a vurmadı. Basket oynarken çarpıştılar. Ve şimdi bunun hiç sırası değil. Şu anda oğlumuzun beyni kanıyor. Ama hayatım. Ben iyiyim baba. Evet, şu anda iyi. Uyandı. Ağrısı da az. Bunlar iyi işaret. Tamam. Harika. Ayşegül, duydun değil mi? Bunlar iyi işaretmiş. Hı-hı. Oğlum bak işte. Korkmana hiç gerek yok. Korkmuyorum. Ben korkuyorum. Merhaba. Senden azıcık kan almam lazım Burç'um. Kolunu uzatır mısın? Aman aman. Ben çıkayım da öyle alın. Çocuğumun kolu delinirken bakamam. İçim kaldırmıyor benim. Çıkacaksan hemen çık. Senin sızlanmanı dinlemek istemiyorum. Ne var Ayşegül? Fena oluyorum. Çocuğuma böyle şeyler yapılmasına dayanamıyorum. Babayım ben sonuçta. Kıyamıyorum oğlumu. İçim fena oluyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hocam, rutin nörolojik muayenesini yapıyordum. Bir gariplik hissettim. Dördüncü ventrikül içindeki kanın boş akışını bozduğu için hidrosefaliye neden olduğunu düşünüyorum. Endişe edecek bir şey yok demiştiniz. Oğuz. Hemen kafa içi basıncı azaltmak zorundayız. Hı hı. O her noktasından kafatasını açacağımız delikten eksternal drenajı alacağız. Dörhol için perforatör hazır. Kadri hemşire nerede? Kafatası açma mı? Oğlumun beynini mi açacaksınız? Delirdiniz mi siz? Oğuzcum, oğuzcum sakin olur musun? Doktor olan onlar. Sevda hemşire, onları buradan çıkarır mısınız? Böyle bir şeye izin vermiyorum. Onu başka doktorlara da göstermek istiyorum. Siz dışarıda bekleseniz çok daha iyi olacak. Lütfen, oğlumuzun yanında kalmak istiyoruz. Lütfen. Bakın. Oğlunuzun başına matkapla bir delik açmak zorundayım. İster çıkın, ister kalın. Ama sessiz olun. 20'lik bisturi. Beyindeki suyu hemen boşaltmak zorundayız. Matkap. Sakin ol, sakin ol. Pupil refleksi bilateral pozitif. Vital bulgular stabil. Her saat başı ne kadar boz delen olduğunu bilmek istiyorum. Burç iyi mi doktor bey? Tehlike geçti.
Şükürler olsun. Çok cesurdunuz, tebrik ederim. Yok, bir şey... Oğuz! Gazlı bez var. Seni şimdi hemen burada öldürmemi ister misin? Hani o biraz önceki matkapla beynini delebilirim. İnan bana, biraz daha mızıldanırsan bunu zevkle yapacağım. Babayım ben. Sen babaysan ben de anneyim. O benim de çocuğum. Ben de endişeleniyorum. Ben de korkudan ölmek üzereyim. Ama ben... Ama sen yok. Biraz kendini unutur musun artık? Burç aşı olurken bile kaçıyorsun. Dizi kanıyor, bakamıyorsun. Sünnetinde bayıldın. Ben de bayılabilirdim. Ama sen bayıldığın için ben bayılamadım. Anlıyor musun? Gerektiğinde sen de onun elini tutacaksın. Anladın mı? Merhaba. Merhabalar. Nasılsın bakalım Burç? İyiyim Hasan abi. Güzel. Maşallah, ne iyi huylu çocuk. Biz burada neler görüyoruz. Pansumanını değiştirmemiz gerek. Ama merak etme, çok acımaz. Biz hazırız. Ben de hazırım. Ama senin için fena olur baba. Yok oğlum, bir şey yok ki bunda. Evet, çok basit bir şey. Hemen temizliyorum. Tamam. Bu kadardı işte. Bitti bile. Baba! Beyefendi. Aman Evra. Biliyorsun ben çok yoğunum. Her zaman yanında olmam imkansız. Beni ihmal etmesen iyi olur. Bu yoğunluğu bana borçlu olduğunu unutma. Hiç unutur muyum? Şimdi bana biraz müsaade eder misin? İyi, tamam. Peki ben ne zaman çıkabileceğim? Yarın sabaha kadar buradasın. Herhalde beni burada tek başıma bırakmayacaksın. Yani tabii canım, bırakır mıyım hiç? Nevra Hanım geçmiş olsun. Kafadan çatlak olduğumu düşünüyorsun değil mi? Estağfurullah Nevra Hanım. Merak etme, ona uygun olmadığımı biliyorum. Ama ona çok kızgınım ve başının belada olduğunu sanması bana keyif veriyor. Hem 3-5 gün için bile olsa sevgilim varmış gibi yapmak hoşuma gidiyor. Ne yapayım? Baba. Efendim oğlum? Annem bayıldın diye sana çok kızdı, değil mi? İşte. Yani birazcık kızdı. Ben hiç kızmadım. Hem bayılmakta ne var ki? Sen onu taş kalpli annene anlat oğlum. Taş kalpliymiş. Hocam siz bırakın. Ha? Kadri hemşire bu. Dur. İtme yavaş. İtmeyin. Birkaç ünite kan bulunsun. Ameliyathaneye de haber verin, acil geliyoruz. Fikret Hanım durumu nasıl? Kadriye hemşireyi mi söylesenize? Korkarım durumu iyi değil. Ama yaşayacak değil mi? Bilmiyorum. O zaman bir mucize yaratın. Kaç kere bunu yaptığınızı gördüm. Kaç kişinin hayatını kurtardınız.
Fikret Hanım, kötü insanları iyileştirdiğinizi biliyorum. O kalci hemşire. Dünyanın en iyi insanı. Onu kurtarmak zorundasınız. Bir mucize yaratmak zorundasınız. Bir mucize yaratmak zorundasınız. Üniversitemizin kampüsünde bir heykel vardı. Eskiden beri var olan geleneklere göre heykelin burnunu okşamak öğrencilere şans getirirdi. Birinci sınıftaki oda arkadaşım heykelin gücüne gerçekten inanırdı. Ve her sınavdan önce burnunu okşamak için heykelin yanına giderdi. Keplerimin çamaşırhanede olmadığına emin misin? 3 kez kontrol ettim. Emin misin? Evet, eminim. Arkadaşım heykele güveneceğine ders çalışmalıydı. Belki o zaman sınavlarını verir ve doktor olurdu. Bir süreyim. Fakat aslında hepimizin bazı küçük batıl inançları vardır. Evet çocuklar. Ameliyat için harika bir sabah. Hadi bakalım. Bistüri. Eckhart Tolle. Hanset. Efi. Anjol. Midenin içindeyim. Tümörü mideyle birlikte çıkartmak zorundayım. Penset. Makas. Onu kaybediyoruz. Ölüm saati 8:17. Dört ameliyat, 4 ölüm. Ve gün daha yeni başladı. Morg'taki adamla konuştum. Cerrahi ölümlerin hep tek sayı olduğunu söyledi. Ya 3 ya 5 diyor. Bu yüzden gece yarısına kadar bir kişi daha ölecekmiş. Aa, tamam o zaman. Madem morg'taki adam öyle dedi. Morg'da çalışanlar ölümler hakkında her şeyi bilir. O zaman ameliyatlardan önce ona soralım. Hasta ölecekse boşuna uğraşmayız. Benimle uğraşmaktan ne zaman vazgeçeceksin Zenan? Ben seninle uğraşmıyorum. Sadece senden hoşlanmıyorum. Hikmet Hancı 64. Hipertansif atak sonrası genel durumunda kötüleşme olmuş. Şuur uykuya meyilli. Tansiyon 18:10. Kurul Başkanı Hikmet Bey bu. Ofisindeydi, iyiydi. Sonra bazı tatsız fotoğraflar gördü. Onları görünce birden yıldı kaldı. Anladım. Şimdi bize izin verin lütfen. Ne yapıyoruz hocam? Acil müşahede odasına. Ve hemen şefi bul. Bunu bilmesi gerek. Durum ne? Hocam, vital bulgularını stabilleştirdik. Kraniyal bir patoloji olduğunu düşünüyoruz. Ama Levent Bey olmadan bunu başaramayız. Çok kötü. Hemen gerekli tetkiklere başlayın. Ben de Levent'le konuşacağım. Başlayın hocam. Hastayı tomografiye alıyoruz. Radyolojiye haber verin. Niye zaman
zamanımızı değerlendirmiyoruz anlamıyorum. Yalnız kalmaya ihtiyacım var abi. Yalnız kalıp ne yapacaksın? Adi sevgilini düşünüp düşünüp sinir olacaksın. Onun hakkında böyle konuşma lütfen. Sen anlattın her şeyi. Sarhoştum ve çok kızgındım. Senin böyle konuşmanı istemiyorum. Ama o gece çok güzeldi. Ayla, biliyorsun sana hiçbir şey vaat etmedim. Sadece... Güzel vakit geçirdik. Hepsi bu, biliyorum. Ama ben de ilişki falan istemiyorum zaten. Yine de eğlenmeye devam edebiliriz. Ayla, bir daha haber vermeden buraya gelmezsen sevinirim. Peki. Ama yine görüşeceğiz, biliyorsun değil mi? Bilmiyorsun. Neyse, işe gecikmeyeyim. Soyadımı, işimi, nerede çalıştığımı... Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun değil mi Levent? Ben bu şehirden gitmeyi düşünüyorum. Benden bir şey bekliyorum. İyi. Yolun açık olsun. Felaket. Telefonu kapalı. Ulaşılamıyor bile. Gülten Hanım'ı çağırayım mı hocam? Hikmet Bey bu hastanenin patronu sayılır. Ve ikimiz de biliyoruz ki bu alanda Levent'ten daha iyisi yok. Ama Levent'e ulaşamadığımıza göre başka seçeneğimiz de yok hocam. Oh, ne uğursuz bir gün. Kendini sevgilini affettirmek için bir şey yaptın mı? Bu sizi ilgilendirmez. İlgilendirir. Levent hastanede kalmalı.
Ama bu gidişle istifa edecek. Gitmesinden memnun olursunuz sanıyordum. Rekabet olmayacaksa bir hastanede olmamın ne anlamı var? Kendi kliniğimle tek başıma devam edebilirdim. Hep sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Seni de düşünüyorum. Ama sen verdiğim öğütlerin hiçbirine uymadın. Kafanın dikine gittin. Verdiğiniz öğütler mi? Aynı anda iki sevgiliyi nasıl idare edeceğimi anlatıp durdunuz. Mert'le aramda hiçbir şey yok diyorum. Ama size niye kızıyorum ki? Beni en çok tanıması gereken biliğini anladıktan sonra. Ela. Neredeyse masum olduğuna inanacağım. Ben de sizin gerçekten insanları kırmaktan zevk alan biri olduğunuza. Nereye? Biraz hava almak istiyorum. Bunun için beni eğitim programından attırmak isterseniz siz bilirsiniz. Şu an buna hiç itirazım olmaz. Tomografi sonuçları geldi mi? Evet hocam. Tomografiye göre sağ parietral bölgede 30 santimetre küplük intraserebral hematom var. Keşke vermeseydim o fotoğrafları. Onları görmeseydi. Eşinin haberi var mı? Evet, aradım. Ama aramasam daha iyiydi. Hikmet Bey kızacak. Hikmet. Ben eşiyim. Ne oldu? Durumu ne? Beyin kanaması. Ama merak etmeyin. Şu an için durumu kontrol altında. Peki ne olacak? Ameliyatı alacağız. Ne işin var burada? Defol git. Hikmet, neler söylüyorsun? Benim Süheyla. Şuur yerinde değil mi? Beni tanımıyor mu? Ben seni asıl kim tanıdım? Ver. Buyurun. Ona ver. Buyurun. Defol git şimdi. Hikmet, açıklayabilirim. Defol. 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 Hikmet Bey. Hikmet Bey. Defol. Hikmet Bey sakin olun. Lütfen efendim. Hikmet Bey sakin olun. Sakin olun lütfen. Sakin olun efendim. Tamam sakin olun. Kan patısından kurtuldun mu? Şimdi Suat Bey gelir. Sonucu öğreniriz. Ama bence kurtuldun. Atları sever misin Zeynep? Kim sevmez ki? Biliyor musun? Atlar harika karakter analizi yapar. Bilmiyordum. Ve çok güçlü altıncı hisleri vardır. Sahibine bir şey olacaksa huzursuzlanırlar. Kartopunu son gördüğümde hiç de huzursuz değildi. Senin atın mı var? Adı Kartopu olduğuna göre beyaz bir at. Evet. Onu görmelisin. Harika bir kızdır. Görmeyi çok isterim. Ömer, üzgünüm. Göğsü açmak zorundayız. Yine mi ameliyat olacağım? Maalesef. Bugün mü? Seni rahatsız eden ne? Ameliyat olmam mı? Bugün olacak olmam mı? Bugün olmanda ne sakınca olabilir ki? Hemşireleri duydum. Bu sabah 4 hasta ölmüş. 5. de yoldaymış. Ben doktorum. Batıl ilaçlarım yoktur. Yani ben ameliyata girerken vurmayacaksın. Şu an tek ihtiyacın iyi bir cerrah. Ve o da burada.
Suat Bey Muş'ta olmadığı için şanslısın. Şanslıyım. Çünkü sen yanındasın. Hikmet Bey, size kranyotomi ile hematom boşaltılması ameliyatı yapacağım. Hala burada mısın? Yüzsüz o... İyi olduğunu görmeden gitmeyeceğim. Boşa heveslenme. Ölmeyeceğim. Miras yok. Bana haksızlık ediyorsun. İşte fotoğraflar. Ne haksızlığı? Doktor Bey, ben bekleme odasında olacağım. Ameliyattan sonra beni bilgilendirirseniz sevinirim. Kadınlar, hepsi aynı. Hepsi. Sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar iyi anlıyorum. Zeynep'le yakın mısınız? Ev arkadaşıyız. O harika bir kız. Ona iyi bak. Bence senin bakmanı tercih eder. Sana benden söz etti mi? Senden hoşlanıyor. Onun açısından zor olacak. Demek istediğin, yani öldüğüm zaman mı? Yok, hayır. Yani... Hadi, seninle erkek erkeğe konuşuyorum. Bana dürüstçe cevap ver. Lütfen. Bunu bilmek zorundayım. Hastaya karşı dürüst olmak sizin göreviniz. Akciğer atar damarında pıhtı var. Bu ciğerlerinde kanın temizlenmesini engelleyebilir. Ve hipoksiden ölebilirsin. Hipoksiden kurtulursan da bu sefer kalbindeki zorlanma öldürücü olabilir. Peki ya ameliyat? Her şeye rağmen denenmeli. Ama ciddi bir kanama tehlikesi var. Çünkü vücudunda pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar var. Yani Zeynep'in anlattığı pembe tablo pek doğru değil. Senden hoşlanıyorum. Bu durumda gerçekçi olması da pek kolay değil. Ömer, nasıl hissediyorsun? Bana bir iyilik yapar mısın? Vasiyetim çekmecenin içinde. Doğru ellere geçtiğinden emin ol, tamam mı? Neden vasiyetin hakkında konuşuyorsun? Gerçekçi olmak zorundayız, doktor hanım. Doktor hanım mı? Gerçekçi olmak zorundayız. Eğer sen olamıyorsan, ben olurum. Hayır, bekle. Ömer, beni dinle. Sen ölmeyeceksin. Ameliyata öleceğini düşünerek giremezsin. Kepi de buldum. Her şey yolunda gidecek. Ona sen söyledin, değil mi? Nasıl yaparsın bunu? Kime ne söylemişim? Ömer öleceğini düşünüyor. Ne halt ettiğini sanıyorsun sen? Ben dürüst olmam için yalvardı Zeynep. Gerçekleri saklamak doğru olmazdı. Ne gerçeğinden söz ediyorsun? Ömer ölmeyecek. Ben öleceğini söylemedim. Riskin yüksek olduğunu açıkladım, o kadar.
Yine çeneni tutmayı beceremedin değil mi? En yanlış zamanlarda en yanlış lafları etmek gibi bir özelliğin var. Bak, hasta bana sordu. Siz ikiniz ameliyata girmiyorsunuz. Aranızda her ne olduysa onu ameliyathanemde istemiyorum. Tamam. Galeriden izlerim. Hayır, izlemeyeceksin. Enerjini alıp ameliyathanemden olabildiğince uzağa götüreceksin. İkiniz de. Bipolarla damarı yapıp hemostazı sağlayabiliriz. Kaçırdığım bir şeyler var. Sadinski. Benset. Tansiyon düşüyor. Olabildiğince hızlı çalışıyorum. Onu kaybediyoruz. Tampon. Bu ameliyatın bittiğine seviniyorum. Beşinci ölüm saçmalığından çok sıkılmıştım. Öyle mi söyleniyor? Evet. Herkes bir morg görevlisinin lafıyla galeyana gelmişti. Daha önce de oldu ama maalesef o zaman haklı çıkmıştı. Belki yine haklıdır. Suat Bey de ameliyatta. Beşinci kişi olmadı mı? Gece yarısını geçti. Dört kişi de kaldı. Neden ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Ağlıyorsun. Bir hastaya aşık olamam. Tamam. O zaman iyi şanslar. Sana ölmeyeceğimi söylemiştim. Boşuna bekledim. Konuşma sırası bende Hikmet. Boşanma dilekçesi. Şu ana kadar beklememin ve susmamın tek nedeni senin sağlığını düşünmemdi. İyi olmana çok sevindim.
Artık gidebilirim. Bırak bu gururlu kadın numaralarını Süheyla. Ne mal olduğun anlaşıldı. Seni hala seviyorum Hikmet. Ama artık senin yüzüne bakamam. Seninle aynı evde yaşayamam. İsabet. Ben de senin yüzüne bakmaya tahammül edemiyorum zaten. Hoşçakalın demeye geldim Hikmet Bey. Çıkıyorum. Teşekkür ederim Levent. Ne oldu? Hastaneden bir şikayetin mi var? Yok. Özel bir neden. İyiyim. Konuşabilir miyim? Hı hı. Ne oldu Osman? Bir sorun mu var? Rengin atmış. Size bir haber getirdim ama iyi mi kötü mü bilmiyorum. Büyük bir yanlış anlama olmuş. Neyle ilgili? Fotoğraflardaki adam Süheyla Hanım'ın sevgilisi değil, kardeşiymiş. Saçmalama. Onun kardeşi yok. Olsa bilmez miyim? Babasının ikinci eşindenmiş Hikmet Bey. Tecavüzden hapis yatmış. Anlaşılan Süheyla Hanım utancından söyleyememiş. İlk iki karım aldatmıştı. Sonradan itiraf da ettiler. Ve onların bedelini Süheyla ödedi. Hep tetikteydim. Her an onun da aldatacağını düşünüyordum. Genellikle kötü şeylerin faturaları yanlış insanlara kesilir. Ya da belki biz erkekler güvenmeyi bilmiyoruz. Aşık olduğunda öyle büyülenirsin ki onun parıltısını, eşsiz ışığını herkesin gördüğünü zannedersin. Herkes onun peşindeymiş. Her an bu büyülü varlığı yitirecekmişsin gibi gelir. Öyle hissederken nasıl güven içinde olabilirsin? Güven aşkın doğasına aykırı. Aşkla güven birlikte olamıyor belki de. Ama aşık olduğun kişi de güvenilmeye ihtiyaç duyar. O da güvenmeni bekler. Ne büyük bir çelişki. Belki de Aragon'un dediği gibi tek bir aşk yoktur. Kalp de açmasın yara. Tek bir aşk yoktur iz bırakmasın insanda. Böyle aşk yoktur. Ama böyledir ikimizin aşkı da. Süheyla'yı bulup kendimi affettireceğim. Belki sen de ona bir şans tanırsın. Umarım geç kalmamışımdır. Haberlerin iyi olmasını umuyordum. Ama geçen ay yapılan TIPSS işlemi başarısız olmuş. Ne demek bu? Bunun anlamı şu. Özofagus transeksiyonuyla beraber anastomoz ve devaskülerizasyon yapmam lazım. Biraz karmaşık ve korkarım riskli. Ne kadar riskli? %50-50. Diğer seçeneklerim ne? Tamam öyleyse.
Sen daha önce hiç bu işlemden yaptın. Bu ameliyatı 9 kez yaptım. 4 hastam yaşadı. İyi. 10 tane olduğunda ben 5. olacağım demektir. Yani madem hayatta kalma oranı %50. Tamam. Evet çocuklar, ameliyat için harika bir gün. Hadi bakalım, bistüri. Kesmeye sol subkostal boşluğun yanından başlayacağım. Sağ taraftan ilerleyip yan tarafa doğru genişleteceğim. Dikişi arkaya doğru atmalısın. Bana biraz daha alan lazım. Kan basıncı düşüyor. Bir ünite kan daha. Açık alana ihtiyacım var. İhsan Eren 52 yaşında erkek hasta. Yüzünde ve kollarında 2. dereceden derin yanıklar var. 20 gün önce bypass ameliyatı geçirmiş. Kan sulandırıcı tedavi alıyormuş. Tansiyon 16, nabız 95. Hemen Aslan Bey'e haber verin. Bol distile suyla yanık bölgeleri temizleyin ve üzerlerini nemli steril gazlı bezle sarın. Sıvır plasmanı yapın ve rutin kan tahlillerini istemeyi unutmayın. Beni duyabiliyor musunuz? Hayır, duyamaz baygın. Kafasının arka kısmında küçük bir kanama var. Başını çarpmış. Nasıl olmuş? Yatağında sigara içiyormuş ve uyuyakalmış. Yeni bypass geçirmişti. Ben dışarı gitmiştim. Döndüğümde yangın bütün odayı sarmıştı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Durumunu sabitleyip yanık ünitesine götürün. Tomografisini alın. Yalnız önce Suat Bey'in de görmesi gerek Aslan Bey. Hasta 20 gün önce bypass geçirmiş. Önce söylediklerimi yap. Hemen. Lütfen konuşmayın. Bir süre canınız yanacak. Bu normal. Yüzüm. Yüzünü düzeltip düzeltemeyeceğinizi öğrenmek istiyor. O da eski haline getirebilecek misiniz? Emin olun bunun için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta dokular yandı. Canlı hücreleri kurtarabilmek için pansuman yaptık. O bir oyuncu. Yüzüne ihtiyacı var. İşi bu. Yapılabilecek her şeyi yapıyoruz. Ha, ameliyattan önce inhalasyon yanı yönünden solunum yollarını kontrol edelim, tamam mı? Yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Aslında var. Bana bir kahve al. İhsan Bey. Maalesef bugün acil bir estetik operasyon geçirmenizi önermiyorum. Yüzüm. Daha önceki bypass operasyonuyla ilgili tetkikler yapılmalı. Ayrıca kanınızın fıtılaşmasıyla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Uzun süre beklersek enfeksiyon riski artar. Bir an önce yara debritmanını yapmalıyız. Hastanın hayatta kalması estetik görünümünden daha önemli. Yüzünü gerdirmek için gelmedi Suat. O bir kurban. Yanık kurbanı. Hasan'ın hayatını riske atmaya hakkın yok aslan.
Bakın, bunun karışık bir durum olduğunu biliyorum. Ama o bir aktör. Yapmayı bildiği tek iş bu. O yüzden lütfen onun yüzünü düzeltin. Olur mu? Firuzen, bu haliyle eşiniz işini kaybedebilir. Ama şu anda ameliyat olursa... hayatını kaybetme ihtimali var. Doktor bey, ona sordum. İkimize de ameliyatın riskleri ayrıntılı olarak anlatıldı. O ameliyatı istiyor. Ve ben de buna izin veriyorum. Benset. Kahretsin. Debritman yaptığım yerlerde kanama kontrolünü sağlayamıyorum. Toplam 750 cc kanaması oldu. Hemen TDP takın. Tansiyon giderek düşüyor. Nabız yüzeyleşti. Kalp bu yüke daha fazla dayanamayacak. Hemşire Hanım, sözcüsel bir ıslak gazlı bez hazırlayın. Hazır Aslan Bey. Durmuyor. Kardiyak arrest gelişti. Hemen atropin ve adrenalin yap. Kalp masajına başlıyorum. Maalesef kaybettik. Zeynep Hanım. Hocam, bildiğiniz gibi adı Ömer. 36 yaşında. 3 hafta sonra 37. Ama sakallar gidince iyice gençleşmişsin. Ve daha yakışıklı olmuş. Oluşan kan pıhtısı sebebiyle trobüs eksizyonu ameliyatı geçirdi. Zor nefes alıyor ve göğüs ağrısı var. Solunum sesi? Bazellerde kabar halleri var. Vücudunda sıvı yüklenmesine bağlı ödem mevcut. Ve hastanede olmaktan çok bunaldı. Ömer, kalbini iflas etmek üzere. Tamam. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyoruz Zeynep Hanım? Diüretiklerle kalp ön yükünü azaltıp budesonit inhalasyonuyla solunumu rahatlatmaya çalışacağız. Aynı zamanda PA akciğer grafisi ve ekosunu çektirelim. Hı hı. Zeynep Hanım, hastamızı yakından izleyelim. Diğer söylediklerinizi anlamadım ama bu tam ihtiyacım olan şey. Araç içi trafik kazası, ambulansla gelirken eks oldu. CPR yaptık ama yanıt alamadık. Yani eks doğru. Ölüm saati 8:10 olarak kayıtlara geçsin. Hadi 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 hadi!
Özlem Hocalar, araç içi trafik kazası. 35 haftalık hamile. Kazada sol kol humerus şaftı seviyesinden kopmuş. Damar yolundan bolus izotonik verdik. Kesi bölgesine basınçlı tampon uygulandı. Kol mu dedi? Kolum koptu mu? Özlem Hanım, iyileşeceksiniz, merak etmeyin. Ela, yarıyı kontrol et. Koluma gerçekten ihtiyacım var. Yardım lazım mı? Senin vizitte olman gerekmiyor mu? Şansa bak. Neyimiz var? Özlem Acarlar, trafik kazasında sağ kol kopmuş. Bebeğin kalp atışları iyi ama annenin kasılmaları arttı. Özlem, merhaba. Ben Doktor Arslan. Seni muayene edeceğim, tamam mı? Gayet temiz bir kesik Aslan Bey. Boşuna uğraşma, seni vakaya alacak değilim. Antibiyoterapisini başlayın ve steril nemli gazlarla sarın. Mikrocerrahi ile tedavi şansı iyi görünüyor. Kolu nerede? Aranıyor. Bebeğim babasız doğacak. Zaten bir kolu eksik. O yüzden benim kollarıma çok ihtiyacı var. O kolu bulun. Kelime haznem çok geniştir. Öyle mi? Benim için sorun değil. Rekabeti severim. Sevişmek. Kaç puan ettiğini hesaplamak ister misin? Dur bakalım. Bu oyunda ayıp kelimelerin serbest olduğunu söylememiştin. Serbest değil zaten. Senin için fesat. Ama sevişmek yazdın. Seks anlamında değil. Eskilerin kullandığı anlamda yazdım. Sevişerek evlendiler. Çok sevişiriz gibi. Yani birbirini sevmek. Ömer. Sakın panikleme. Nefes almaya çalış. Hemen Suat Bey'e haber verin. Sadece nefes al Ömer. Nefes al. Nefes al. Sakin ol. Evet, kopuk bir kol. Anlıyorum. Lütfen bir kez daha araştırır mısınız? Trafik ekibi kaza yerinde değil diyor. Hocam nasıl bulacağım o kolu? Vallahi kopuk kolları aramak konusunda özel bir talimatname yok. Ama şanslıysan... Ambulans geliyor. Şşş, bağırma oğlum. Şşş. Biz kaza konvoyundaydık. Bir kol bulduk, poşete sardık ama. Harikasınız, teşekkürler. Hemen Aslan'a kolun bulunduğunu bilir. Tamam hocam. Akciğerlerinde su toplanmasına bağlı oluşan bulgular var. Nesritit ve milrinon vermeye başladım ve BiBAP uyguladım. Aferin Zeynep. İyi iş çıkardın. Haberler kötü sanırım. Gerçek şu ki yeni bir kalbe ihtiyacım var Ömer. Ve zamanda daralıyor. Öneriniz ne? Sol karıncanın çalışması için yardımcı olacak bir alet takacağız. Kalbin pompalamasına yardım edecek. Pille çalışan bir makine. Pille mi? Siz beni bir robota çevirmeye mi çalışıyorsunuz? Ne olacak peki? Hep birlikte hastaneyi ele mi geçireceğiz? Bu kalp nakline giden yol Ömer. Biz yeni bir kalp beklerken senin hayatta kalmanı sağlayacak. Fazla kolay görünüyor. Altından ne çıkacağını merak etmeden duramıyorum. Elbette bazı riskler var. Kalp kapakçıklarındaki tahribatın ve kanamanın artması gibi. Daha da önemlisi bunu takarsak... Kalp bağışı gelene dek hastaneden çıkamayabilirsin.
Diğer seçeneklerim neler? Karar vermek için zamana ihtiyacım var. Ömer, çok uzun sürmesin. Kolum gitmiş. Kolunu bulduk Özlem. Aslan Bey şu anda dikilip dikilemeyeceğine bakıyor. Ayrıca ortopedi doktoru da değerlendirecek. Ha, bu arada arayabileceğimiz bir kimsen var mı? Yok. Yani babam var ama beni tanımıyor bile. Yıllar önce bunadı. Allah beni yalnız kalayım diye getirmiş bu dünyaya. Annem ben çocukken öldü. Bebeğimin babası da bizi bırakıp kaçtı. Hadi ağlama ne olur. Bebeğim de benim gibi bahtsız. Babası yok. Annesinin bir kolu yok. Bu halde nasıl bakacağım ben ona? Aslan Bey de geldi. Özlem, sana iyi, güzel bir haberim var. Kolun çok iyi durumda. Ela onu temizleyecek, ben de yerine dikeceğim. Tamam mı? Tamam. Ela. Hemoglobini 7.4. Ameliyat almadan önce 3-4 ünite kanı hazır etmemiz lazım. Kanı A negatif. Ya stokta yoksa? Tedarik etmeye çalışalım. Hocam, neyiniz var? Savaştan çıkmış gibisiniz. Bütün gece gözümü kırpmadım. Nisa Hanım mı? Londra'ya gitti. Bir süre yeğeniyle kalacakmış. Sabaha kadar liseli aşıklar gibi telefonda konuştuk. Ama bir türlü dönmeye ikna edemedim. İyi ki mesleğin yüzünden anne olmayı ertelemedin Fikret. Çocuk çok önemli. Bizim de bir çocuğumuz olsa belki her şey farklı olurdu. Merhaba. Sizi birlikte bulmam çok iyi oldu. Biraz konuşmak istiyorum. Vaktiniz var mı? Tabii. Kolu bulmuşsun. Benim kolumu. Uzak dur kolumdan. Hemen ameliyat alacaksınız değil mi? Maalesef alamayacağız. Stokta A negatif kan olmadığı için bağışçı bekliyoruz. Hı. Senan. Hı. Şey, sence kız isteme töreni güzel bir şey mi? Yani farz edelim nenen aksilik etmedi. Her şey yolunda gitti filan. Yani güzel mi? Sinir bozucu. Hatta korkunç. Acaba aileleri anlaşabilecek mi? Geriliminden ölüyorsun. Sence çok bir şey kaçırmıyorum yani. Aa, rica ederim. Bir tepsi kahveyi dökmeden taşımak için cambaz gibi yürüme zevki çok başka. Onu kaçırıyorsun. Aa, neredeyse unutuyordum. Neyi? Önemli bir şey değil, dosya işleri. Pardon. Kolay gelsin. Şunu doldurun. Pardon. Ne durumdayız? Hala bekliyoruz. Ama hasta daha fazla bekleyemez. Bir an önce ameliyat almak zorundayız. Etrafta kan vermek için kuyruğa giren insanlar görebiliyor musunuz acaba? Ben göremedim de. Çok komiksiniz ama ben gülemiyorum. Çünkü aslan bu yüzden kolunu kaybedebilir. Kolunu mu? Kan bulamadığı için hayatını kaybeden insanlar var doktor hanım. İyi bari.
söyleyeyim de hastam yaşadığını şükredip tek kolla idare ediversin. Allah Allah. Kan yoksa ben ne yapabilirim? Bekliyoruz işte. Ya bekleyeceğinize biraz uğraşsanız belki bulursunuz. Aa, orada durun bakalım. Ben tam 15 yıldır bu işi yapıyorum doktor hanım. Ela. Hadi sen git, ben beklerim kanı. Nereye gideceğim ya? Ya git. Bir sevgilini öp, bir sakinleş. Kan bulununca ben seni çağırırım. E senin işin yok mu? Bir hastamın verdiği kana getirmiştim. E vizit de bitti. Boşum yani. Hadi. Git Levent'in odasında bekle. Hadi. Ben haber vereceğim. Aa, hayret bir şey. Sanki kan var da ben vermiyorum. Olur böyle gerginlikler hemşire hanım. Siz o güzel yüzünüzü asmayın. Ne kadar iyisin. Merhaba. Levent'in odası hangisiydi canım? Şurası. Kim diyeyim? Beni tanımıyor musun? Affedersiniz, çıkaramadım. Bir saniye beklerseniz haber vereyim. Gerek yok. Beni bekliyordu zaten. Bayan lütfen. Sadece 2 dakikanı alacağım Levent. Levent Bey bekleyin dedim ama dinlemedi. Özür dilerim, engel olamadım. Tamam, sorun değil. Merhaba Simten. Merhaba Ela Hanım. Şey, içeride biri var ama. Uzun mu sürecek? Bilmiyorum. Aslında randevusu yoktu. Bir sorayım isterseniz. Yok, gerek yok. Ben beklerim. Göz göze geliyoruz. Bir selam bile vermiyorsun Levent. Ayla, Ela ile ben evleniyoruz. Duydum. Ama hiç anlamadım yani. Seni aldattığını bile bile. Aldatma falan yok. Her şeyin bir yanlış anlamı olduğunu öğrendim. Ve bunu bütün hastaneye ilan ederek Ela'dan özür diledim. O yüzden mi beni görünce şeytan çarpmış gibi oluyorsun? Çok bozuluyorum Levent. Ben senin sapığın değilim. Bir selam verebilirsin herhalde. Kim var ki içeride? Tanımıyorum Ela Hanım. Hastaneden biri değil yani. Aslında olabilir. Kendisini tanımadığıma bozuldu biraz. Yani ben sizin aranıza girmedim ki. Siz o gece ayrılmıştınız. Hem beni tekneye sen davet ettin. Dinle. O gece yüzünden ilişkimin mahvolmasını istemiyorum Ayla. Lütfen bunu anlamaya çalış. E böyle anlatırsan anlarız. Ama bir daha gelme dediğim halde geçen gün yine tekneye geldin. Ben ne bileyim canım barıştığınızı. Şimdi biliyorsun işte. Yani bana gelme, beni arama ve bana mesaj atma. Anlaştık mı? Peki Levent. Ama şu düştüğüm duruma bak yani. Sanki ben ayırdım sizi. Sanki seni ben zorladım. En azından beklediğimi söyleyeyim. Hı hı. Ayla. Heh, Ela. Tamamdır, kan bulundu. O gece bir yabancı ile asla konuşmayacağım şeyleri anlattım sana. Sen de beni bir arkadaş gibi dinledin. Derdimi paylaştın. Bu yüzden şimdi de beni anlayacağını düşünüyorum. Ben Ela'ya büyük bir haksızlık yaptım Ayla. Ve onu bir kez daha mutsuz edersem bununla yaşayamam. Ela'nın yerinde olmayı çok isterdim. Ama seni üzmemek için elimden geleni yapacağım Levent. İçin rahat olsun. Aslan'a hemen söyle istersen. Ela hadi. Madem bu son konuşmamız,
Bir veda öpücüğü istiyorum. Hoşça kal Levent. Bunu Levent Bey'e verir misin Simten? Tabii. Adım Ayla Şekerim. Resepsiyonda çalışıyorum. Ela Hanım buradaydı Levent Bey. Sizi bekledi ama. Bir şey dedi mi? Hayır ama bunu bıraktı. Bugün asansörde hiç karşılaşmadık sevgilim. Ben de öpücüğümü almaya geldim. Ama çok meşgulsün. İlk fırsatta öpücüğümü isterim. Ela. Tamam. Özlem Hanım, ondan geriye doğru saymanızı istiyorum, tamam mı? Hayır. Hayır, hazır değilim, hayır. Özlem. Sadece uykuya dalmak gibi bir şey olacak. Bunu yalnız yapamam. Yalnız olmak istemiyorum artık. Korkuyorum. Seni çok iyi anlıyorum Özlem. Anlayamazsın. Kimse anlayamaz. İnan bana, hikayelerimiz benziyor. Benim kadar yalnız olamazsın. Annem ben küçükken gitti. Babam yıllardır Alzheimer. Ama yalnız değilim. Sen de değilsin. Ben yanındayım. Bir doktor değil, seni anlayan bir arkadaş olarak. Bana güveniyor musun? Öyleyse ameliyata hazır mısın? Tamam. Bu cihaz diğer organlarının normal kanlanmasını sağlayarak bozulmalarına engel olacak. Sana verdiğimiz ilaçların çoğunu kesebileceğiz. Ve kalbine dinlenmesi için vakit verecek. Zeynep. Yoruldum. Anlıyorum. Ama bu da kalp bulunana kadar yaşama olasılığını artıracak. Eğer ameliyat olursan... Kalp nakline kadar buradan ayrılamayacağım. Hastanelerden ne kadar nefret ettiğimi biliyorsun. Biliyorum. Ama doktorun olarak başka bir karar vermeni destekleyemem. Bu seni ölüme terk etmek olur. Ve ben de bunu yapamam. Bu sana zaman kazandıracak. Bizim de bu zamana ihtiyacımız var. Bizim mi? Bizim. Yani doktorların. Ve bizim de daha çok zamana ihtiyacımız var. İkimizin. Burada olacak mısın? Her gün. Peki. Tamam mı? Tamam. Ortopedist plak vidayla osteosentezi yaptı ama brakiyel arterden kanaması çok fazla. Ela, oraya iyice bas ve bekle. Kasılmaya başladı. Bir baksana Hasan, muhtemelen strestir. Hayır,
Kasılmalar güçlü ve arası 2 dakika. Kadın doğuma haber verin, birini yollasınlar. Buna vakit olduğunu sanmıyorum. Suyu boşaldı ve bebeğin başı göründü. Pediatri çağırın ve bir küvez getirin. Bu bebek geliyor Hasan. Hasan, onu doğum pozisyonuna getir. Aha. Onu ters trenlere vur, pozisyona getirin. Hemşirelerden biri bebeği itebilir mi? Fazla hareket ettirmeden yap. Çünkü ana arterlerden birini dikiyorum burada. Hı-hı. Tamam. Klemp. Klemp. Makas. Tamamdır. Bebeği aldım. Çok iyi iş çıkardın Hasan. Sağ ol. Evet, evet. Hepimiz kahramanız falan filan. Şimdi eğer kusura bakmazsanız bu kadının kolunu dikmek istiyorum. Ömer, düşünebildin mi? Evet Suat Bey, ameliyat olacak. Kararını bu kadar çabuk vermene sevindim. Bir melek kulağıma bu ameliyat olmalısın diye fısıldadı. Ben de onu dinleyeyim dedim. Suat Bey, affedersiniz. Ablanız olduğunu söylememişti. Tamam Zeynep, kapatalım bu konuyu. 20 numara bir sürü lütfen. Dişli penset. Diseksiyon makası. Bir yerde bir hastanın kalbinin kendi kendine iyileştiğini ve yardım cihazına ihtiyacı kalmadığını okumuştum. Ömer'in durumunda bu olmaz. Kalbi çok zayıf. Tampon. Daha hızlı koşmayı öğrenmeniz lazım. Zincirleme bir trafik kazası geliyor. Herkes hazırlansın. Birden çok yaralı olabilir. Çok iyi. Yani çok kötü demek istedim. Tüm travma odalarına ihtiyacımız var. Hazırlanın. Bugün burada hata istemiyorum. Anlaşıldı mı? Mehmet Güven, 44 yaşında erkek. Şuur kapalı. Tansiyon ve nabız alamıyoruz efendim. Eksdol, Zenan onunla sen ilgilen. Of ya.
Ölü adamın nesiyle ilgileneceğim ben? ...50 yaşında erkek, çoğru açık, koopere. Sağ dizine travma almış. Vital bulguları stabil, diz bölgesine bandaj yapıp buz uyguladık. Sakin sakin gidiyorduk. Şu ölen adam, köpek mi, kuzu mu bir şeye çarpmamak için... ...aniden fren yapınca önümdeki ona, ben de önümdekine çarptım. Fikret Hanım, dizi balon gibi şişiyor. Hastanın hemen iki yönlü diz grafisi çekilsin. Şey, bakın ben çok acıktım. Burada yiyecek bir şeyler vardır değil mi? Hocam, ben ne yapayım? Sen mi? Sen dosyalarla ilgilen. Hocam, dosyalarla dün ilgilendim. Bugün yine ilgilen o zaman. Saat kaç? 8:42. Evet, ölüm saati 8:42. Hastayı acil alın. O ölü değil, yaşıyor. Of. Hemartroza benziyor. Gerekirse enjektörle direne edeceğiz. İnfüzyon halinde analjezi başlayalım. Peki hocam. O nedir? Ağrı kesici. Ha. Ya tamam, o da iyi ama... ...önce biraz yiyecek bir şeyler verseniz... ...öldüm açlıktan ya. Böyle bir travmadan sonra açlık mı hissediyorsunuz? Aslında bu iyi bir şey. İyi tabii. Can boğazdan gelir. Hocam, sizce ameliyat gerekecek mi? Buyurun. Sağ ol. Röntgenlere göre karar vereceğiz. Birazdan ortopedistler de hastayı değerlendirirler. Vallahi görünüşe bakılırsa... ...ciddi bir şey yok. Herhangi bir fraktür hattı gözükmüyor. Ameliyata ihtiyacınız olduğunu sanmıyorum. Jones bandajıyla dizi sarıp buz uygulamasına devam. Tamam. Geçmiş olsun. Ödemem gerekiyordu. Ama çok yoğunum. Merak etmeyin, yarın getireceğim paranızı. Tamam, anladım. Yarın getireceğim diyorum. Zeynep. İstersen ben şu dirilen adam için sana yardımcı olabilirim. Yani durumu kritik görünüyor. Bana da ihtiyacınız olabilir diye düşündüm. Bak Hasan, o benim hastam. Ondan uzak dur ve sakın etrafında gezinme. Hemen Levent Bey'i bulun. Çağrı atın, telefon edin, hemen buraya gelmesini sağlayın. Tamam oğlum, sakin ol, bağırma öyle. Bütün hastaneyi ayağa kaldırdın. Neyiniz var? Bir şey değil, biraz alnım çizildi. Yine de bir gelip göstereyim dedim. İyi yaptınız. Bir bakayım. Yok, sadece yüzey sıyrıklar. Yine de hemşire hanım bir pansuman yapsın. Hemşire hanım. Sağ ol. Baba nereye? Yaralı biri daha var desene. Tamam, bana söyle. Fukan senin mi? Ha? Yaran nerede? Göster bakalım. Hayır, benim bir şeyim yok. Yaralı bizim kamyonetin arkasında. Çok kötü, hadi gelin. Bir kazazede daha varmış. Eldiven, serum, gazlı bez ve monitöre ihtiyacım var. Çabuk. Hadi hadi, çabuk ol biraz. Ölebilir. Yok artık. Daha neler ya? Ölmüş mü abi? Bak Cem, burası bir hastane ve ben de bir doktorum.
Yani insan doktoruyum. İnsanları iyileştiriyorum. Hadi oğlum, gidelim artık. Ölmüş zaten. Hayır hayır, bak yaşıyor. Kıpırdadı, gördüm, kuzucuk kıpırdadı. Hadi abi, kurtar onu. Bana öyle bakma. Sen de. Büyük boy bir kateter, steril gazlı bez ve dikiş setine ihtiyacım var. E hadi. Hadi çabuk olun. Hastanın nörolojik muayenesinde ileri derecede kuadriparezi mevcut. Kafatası ve birinci servikal vertebra tamamen birbirinden ayrılmış. Oksipital kondiller de kırılmış durumda. Kafası içeriden kesilmiş yani. Hı, aynen öyle. Özellikle solunum merkezi etkilendiğinden dolayı bu tür vakaların %90'ı olay yerinde ölürler. Ya diğer %10? Onlara ne olur? Doğrusunu istersen ben bugüne kadar hayatta kalan görmedim hiç. Mehmet Bey, kafatasınızla omurganız arasındaki bağlar kopmuş. Ameliyatla tekrar stabilleştirmeye çalışacağım. Beni anlıyor musunuz? Evet için bir, hayır için iki kez gözünüzü yumun. Bakın, kulağa çok kötü geldiğini biliyorum ama elimden geleni yapacağım. Bundan emin olun. Aileniz var mı? Onlara haber vereceğiz. Oksipitoservikal füzyon ameliyatı yapacağız. Hemen metilprednizolon tedavisine başlayın. Anestezi hazır olsun. Ailesine de haber verin. Peki. Bir de organlarını bağışlamış mı öğrenin. Sen eteli bitirdikten sonra koltuk değneğini ona ver, tamam mı? Tamam. Ortopedisi de gördü. Şimdilik yapılacak en doğru şey bu. Röntgen sonuçlarını alıp bir an önce bakalım. Kızımızın göğsünde ve kalçasında laserasyonları var. Yüzeysel ve taşipne eksi oluyor. Fikri olan var mı? Doktor bey, boşuna uğraşmayın. Cem çocuk değil. Kocaman bir adam o. Niye uğraşmasın baba? Yardım etmezsek ölecek. Cem yeter ama. Boşuna vaktini harcıyorsun insanların. Şimdi onu eve götürüp derisini yüzeceğiz ve dolaba atacağız. Sonra da annen bir güzel pişirecek onu. Yani önümüz Kurban Bayramı. Doktor abi onu kurtaracak. Kurtaramaz oğlum, nasıl kurtarsın? Belki de kurtarabilirim. Bırakın hayatın gerçeklerini öğrensin. Bu daha büyük bir yardım. Ben oğlunuza yardım etmiyorum. Ona yardım ediyorum. Kuzucuğum. Bana anjiyoket ve serumu getirin. Damar yolu açacağım. Teşekkür ederim. Kocanızın vücudundaki travmalar çok ciddi. Hatta hayati derecede. Nasıl hayati derecede yani? Kafasını vücuduna bağlayan tek şey derisi ve kasları. Eğer yerinden bir milimetre bile oynatılırsa ölebilir. Allah'ım sen bizi aç.
beyin sapı veya omurilikteki en ufak bir zedelenme onun hayatına mal olabilir. Biz elimizden geleni yapacağız. Ama bunu bilmeniz gerekiyor. Risk çok büyük. Acın var mı Mehmetciğim? İki kere göz kırptı. Demek ki babanızın hiçbir yere acımıyor. Bu çok iyi bir şey. Belki biz üzülmeyelim diye öyle yapmıştır. Yani belki acıyordur. Anne, babam neden cevap vermiyor? Niye konuşmuyor? Çünkü o biraz rahatsız tatlım. Şimdi ona ameliyat için şans dileyelim. Hı. Ve onu ne kadar sevdiğimizi söyleyelim, tamam mı? Hı. Mehmet. Sen dünyanın en iyi insanısın. Sen olmadan yapamam. Sakın bizi bırakma. Yanımızda olmana ve bizi korumana ihtiyacımız var. Sadece bir ve iki kere göz kırpmayı biliyoruz. Bir evet, iki hayır demek. Bu ben de seni seviyorum demek mi? Bizi sevdiğini mi söylemeye çalışıyorsun? Bunu da atlatacaksın Mehmetciğim. Ve her şey düzelecek. Sakın beni bırakma. Gitme zamanı. Klempimle makasımı kim aldı? Boğazında yabancı bir cisim var. Karnı sert. Hemen Fikret Hanım'a haber verin. Gelin şöyle oturun. Çok gerildiniz tabii. Kolay değil. Siz de bir şey getirmemi ister misiniz? Bir tansiyonunuza bakalım. Yok yok, iyiyim ben. Merak etmeyin. Öyle zor bir gün geçirdim ki. O kadar sıradan bir gün gibi başlamıştı ki. Kahvaltısını edip evden çıktım. Çocuklar okula gittiler. Ben dolma yapacaktım. Biber ayıklıyordum. Sonra siz aradınız. Yani insanın aklına dolma yaparken hayatının değişeceği fikri gelmiyor. Kocanızın siz domates doğrarken ölebileceğini düşünmüyorsunuz. Haklısınız. Çok saçma.
Hiçbir şey hissetmedim. O ölümle pençeleşiyordu. Can çekişiyordu. Ama ben hiçbir şey hissetmedim. Ama geçti artık. Kocam can çekişirken ben dolma yapıyordum. Pirzola seviyorsun değil mi? Evet, ne olmuş? Ondan yapılıyor işte. Yani yediğin bir sürü şey. Onları yiyorsun. Besin zincirini sonra dinlesek olur mu? Hı? Şimdi oraya çıkmam lazım. Gözleri donuk. Solunum iyice yüze yerleşti. Maskeyle ambu yapmamız gerek. Çabuk. Bu çok saçma. Hayır. Umut etmenin nesi kötü ki? Bu çocuk sadece bazı şeylerin düzelebileceğine inanmak istiyor. O zaman ne de olsa bir gün ölecekler diye insanları da kurtarmıyorlar, değil mi? Defibrilatör lütfen. Ventriküler fibrilasyonlar. Şok vereceğim. 200 ayarlayın. Çekilin. Şiirin. Bisturi. Tamamdır. İnsizyona başlıyorum. Posterior yaklaşım setleri hazır olsun. Levent Bey, hasta hareket etti, gördüm. Zeynep, sen boynunu sabitle. Siz de el ve ayaklarını tutun. Sakın hareket ettirmeyin ve steril bölgeye dokunmayın. Onu elimizden geldiğince sabit tutmalıyız. En ufak bir hareketi bile göze alamayız. Sakın hareket etme, olur mu? Başka seçeneğin yok. Beni duyuyor musun? Hareket edemezsin. Eğer edersen hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Sevdiğin insanları terk etme. Onların sana ihtiyacı var. Tampon. Hayır Levent Bey, hiç iyi değilim. Sorun ne? Sorunumu sizinle paylaşmak isteyeceğimi nereden çıkardınız? Şuna bak. Aa, benim klempim. İnanamıyorum. Bunu nasıl yutabilir ki bir insan? Pika'dan muzdarip olmalı. Kontrolsüzce yenilebilir olmayan maddeleri yeme arzusu. Kendilerini engelleyemezler. Zengin olacağız. 1 lira. Hayır. 1 lira ve 50 kuruş. Ha, psikiyatri ve konsültasyon için haber vermeyi unutma. Hı hı. Yoksa hasta bütün odayı yer.
Gülümsediniz. Bu iyi geçti demek mi? Çok başarılı geçti. Apar topar ameliyata girdiğinizi gördüm. Neyiniz var? Şu ana kadar toplam 2,5 liramız var hocam. Ne? Aha. Görüyor musunuz hocam? 3,5 ettim. İyi akşamlar hocam. Gel bakalım Ela. Otur şöyle karşıma. Ben de aynı anneninkine benzeyen o güzel gözlerini rahatça göreyim. Ben annem için sizin kadar iyi şeyler düşünmüyorum. Talih diyelim buna. Ya da daha doğrusu talihsizlik. Kaderimize yön veren çoğu zaman biz değil talihimizdir. Sanırım bugün sen geçmişinle yüzleşirken aslında talihinle yüzleşeceksin. Siz onu sevmiştiniz değil mi? Yani çok eskiden. Birini benim anneni sevdiğim gibi sevmişsen bunun eskisi yenisi olmaz Ela. Kalbinde kocaman bir yara gibi taşırsın onu. Yıllar, yerler, insanlar. Hiçbir şey değiştiremez bunu. Ama o sizi terk etmiş. Tıpkı beni terk ettiği gibi. Kendisini çok seven herkesi terk etmiş. Bazen sevmeye gücümüz yetmez Ela. Hocam iyi misiniz? Merak etme. Kaç ağrısı sanırım. Hocam! Hocam! Alo. Tamam. Hemen geliyorum. Bir dakika içinde oradayım. Pardon. Alo. Ne? Hemen geliyorum. Suat Bey'e haber verdiniz mi? Daha hastaneden çıkmamışlar. Allah'ım sen ona yardım et. Sen onu bizden alma. Sen Erdün Bey'i bizim başımızdan eksik etme.
dakika. Ela, içeride durmanı istemiyorum, tamam mı? Sen burada bekle. Hepsi benim suçum, onu ben üzdüm. Onun ne kadar üzüldüğünü anlayamadım. Hepsi benim suçum. Senin bir suçun yok. Burada dur ve bekle, tamam mı? Stetoskop. Bir spazm geçirmiş. Ağır bir spazm. Hastanede olmasa kalp krizine yol açabilirdi. Merak etme Fikret. Bir yere gitmiyorum. Hocam çok korkuttunuz bizi. Lütfen konuşmayın. Bir müddet dinlenmeniz gerek. Ela orada öyle bir halde duruyordu ki ödüm koptu, kötü bir şey oldu diye gidip geberteceğim onu. Onun yanında olmuş. Çok korkmuş kızcağız. Evet, hadi bakalım. Herkes evlerine. Yarın doktor lazım bu hastaneye. Ben kalabilirim hocam. Sensiz de idare edebiliriz. Ela sen 2 dakika içeri gir, hoca seni istiyor. Hocam, ben çok özür dilerim. Bırak şimdi bunları. Olacağı varmış. Odama git, çantamı aç. Siyah bir defter var. Onun en arkasında bir telefon numarası var. Yıllar önce bu numaradaydı. Ama hala geçerli mi bilmiyorum. Sağ olun hocam. Kimin numarası o Ela? Annemin. Geçmiş olsun, nasıl durum? Siz çıkın, beni beklemeyin. Ben gece burada kalıyorum. Şimdi biraz çıkalım da dinlensin. Ben de hastanede olacağım gece. Şimdi acilde bir işe yarar mıyım diye bakmaya gideceğim. İyi ya da kötü ne olursa bana haber verin Suat Bey. Yahu gidin evlerinize. Hocam yapmayın. Ha, hocam... Bu arada Nisa Hanım'a haber vermemiz gerek. Hayır. Vücudum onu haklı çıkarmak için elinden geleni yapıyor zaten. Ama bunu bilmesini istemiyorum. Nasıl isterseniz hocam. Gidelim. Suat, biz haber vermeyi unuttuk. Neyi? Yemek, unuttun mu? Of. Boş ver, ne yapalım?
Böyle bir durumda onu düşünecek halimiz yoktu. Yani aklıma gelseydi de haber veremezdim zaten. Hemen onları ararsak iyi olur. Anne meraktan ölmüştür. Benimkiler de otelde ağaç olmuştur herhalde. İnşallah önemli bir şey değildir Nermin'ciğim. Merhaba. Nermin, bizim de hasta olmamız lazım. Doktorun pek yakışıklı. Ve işte bir yakışıklı daha. Merhaba Haldun Bey. Merhaba Nermin. 3 yıl önce apandisitimi almıştı. Neredeyse hiç yara izi kalmadı. Güzel eşiniz nasıl Haldun Bey? Gayet iyi. Tatilde. Eminim yakında dönecektir. Sağlığımdan endişelendiği için başhekimliği bırakmamı istiyor. Haklı. Ama bana bir şey olduğu yok. Onca şey atlatıyorum ama ölmüyorum, değil mi Aslan? Maşallahınız var. Sen nasılsın Nermin? Dilimin üstünde çıkan bir şeyi aldırmıştım. Kanser başlangıcı var dediler. Emin olmak için göstermeye geldim. Ama ne durumda olduğumu bilemiyorum. Çünkü Aslan Bey pek sessiz duruyor. Bırakmıyorsun ki adam konuşsun hayatım. Durum ne Aslan? Yaptığımız biyopsinin patoloji raporu daha yeni geldi hocam. Nermin Hanım. Maalesef kanser umduğumuzdan daha fazla ilerlemiş. Dilin %60'ından fazlasını yayılmış. Ne yapılacak peki? Kemoterapi mi? Kanserli bölge diseke edildikten sonra fasciye kutanöz fleple revizyonun daha iyi olacağını düşünüyorum. Ela? Dilinizin ve lenf bezlerinizin kanserli bölümünü çıkaracağız. Ve onun yerine bacaklarınızdan alacağımız doku parçasıyla yenisini yapacağız. Ve bu ekstra dokular ağız içindeki defekti kapatarak nefes alma, çiğneme ve yutma yetisi kazandıracak. Ve konuşma. Arslan Bey, konuşabileceğim değil mi? Maalesef Nermin Hanım. Doktorlar her gün yeni yöntemler buluyor Nermin. Belki sonra bunun da bir çaresi bulunur. Belki yeniden konuşabilirsin. Doktor konuşamayacaksın dedi. Duydun işte. Bunlar benim son konuşmalarım olabilir. Ama benim hala söyleyecek çok şeyim var. Henüz hiç kimseye söyleyemediğim şeyler var. Önemli şeyler. O zaman şimdi söyle. Sonra söyleyemedim diye üzülme. Bir daha konuşamayacaksan. Ağzından yel alsın. İyileşecek o. Öyle karamsar konuşma. Durumun farkındasın. Sonra içinde pişmanlık kalırsa daha mı iyi? Nermin, biz seninle yakın arkadaşların değil miyiz? Anlatmak istediğin ne varsa bize anlatabilirsin güzelim. Olmaz. Ama bilmiyorum. Şu an düşünemiyorum bile Özlem. Kafam durdu sanki. Belki söylemem doğru olmaz. Bence söyleyin. Özür dilerim. Araya girmek istemedim ama ben sadece, yani eğer bilmeleri gereken bir şeyse söyleseniz iyi olur diye düşündüm. Hani bir daha. Ne yapıyorsun ya? Bilmiyorum, ağzımdan çıkıverdi işte. Nermin, bu söyleyemediğin şey bizimle mi ilgili? Bilmemiz gereken bir şey mi peki? Özlem, bunca zaman sana söyleyemedim. Ama bunu bilmek ve sana söylememek beni çok rahatsız ediyor. Neyi bilmek Nermin?
Faruk'un ortağına. O kadına çok güveniyorsun. Onu evine alıyorsun. Kocanla iş seyahatlerine yolluyorsun. Ama onlar seni aptal yerine koyuyorlar Özlem. Faruk seni o kadınla aldatıyor. Ameliyata gireceksin diye susayım dedim ama yapamadım Nermin. Çünkü canım arkadaşım Özlem, çok üzgünüm gerçekten. Ama ben... Sen zaten hep benim mutluluğumu kıskandın Nermin. Ama böyle iğrenç bir iftira atmamalıydın. Ne? Özür dilerim ama sen dulsun, yalnızsın diye ben de yalnız kalmak zorunda değilim. Sen hastalandın diye herkesin mutsuz olması gerekmiyor. Faruk beni asla aldatmaz. Asla. Canım. Canım. Şaşırdı o da. Üzüntüsünden öyle dedi. Ama. EKG, eko ve tüm kan tetkikleri normal sınırda. Ömer. Bu durumda sana taşınabilir pil takılmaması için bir sebep göremiyorum ben. Yani şu çok özlediğin yürüyüşlere yakında çıkabilirsin. Bu kulağıma müzik gibi geldi Fikret Hanım. Sormak istediğin bir şey var mı? Hayır, bu... Endişelerin varsa eğer erteleyebiliriz. Bir süre beklememizin bir sakıncası olmaz. Vücudumda 20 tane boru var. Ayrıca bir torba yerine tuvalete işemeyi çok özledim. Sadece... Zeynep de bana tıbbi tavsiyeler verdi. Ama siz başka tavsiyeler veriyorsunuz. Sizinkiler tam da duymak istediklerim ama... Zeynep bir asistan, Fikret Hanım'sa uzman. Yani onun tavsiyelerinin daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Sanıyorum Ömer'in endişelendiği bu değil Zena. Zeynep Hanım'ın egosunun yaralanmasından ve duygularının incinmesinden korkuyor değil mi Ömer? Yok. Hayır. Evet. Bak Ömer. Eğer doktorunun tıbbi kararlarını hisleriyle verdiğini düşünüyorsan bu beni fazlasıyla ilgilendirir. Hadi hemen yapalım bu işi Fikret Hanım. Ben o şaşkın asistanın tavsiyelerini unuttum bile. Zenan bir gelir misin? Zeynep'le Ömer arasında neler oluyor? Masum bir flört mü yoksa aşk mı? Bir şey yok hocam. Zeynep'in öyle bir aptallık yapacağını sanmıyorum. Ben de Ela'yla senin cerrahlarımıza aşık olacak kadar aptal olduğunuzu sanmıyordum. Ama yanıldım. Burası hastaneden çok aşk gemisine benzemeye başladı ve bu çok sıkıcı. Zeynep de bu aptallığı yaparsa sıkı yönetimi ilan etmek zorunda kalacağım. Arslan Bey, test sonuçları. İşlevsel kas transferi. Nermin Ayazlı için glosektomiler hakkında bir şeyler okuyordum. Ve prosedürü gördüm. Mikrocerrahi ile onun hipoglosal sinirlerini yeniden çalıştırabiliriz. Sinir ucu birleştirmesi ha? Çok riskli. Sadece doku yerleştirmek yine de en iyi seçenek. Ama o yöntemle bir daha asla konuşamaz. İşlevsel kas transferi nedir? Bunu kitaplarda bulamazsın Ela. Bu uç noktada bir operasyon. Bacağından aldığın dokudaki sinir uçlarını dilindeki sinirlere bağlarsın ve konuşabilmesini sağlarsın. Tabii ameliyat başarılı olursa. Sadece yarım düzine başarılı örneği var. Üstelik biz de bu ameliyatı hiç yapmadık. Beklenmedik bir şey olursa ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sen hastalarının yaşam kalitesini çok önemsersin Arslan. Sana ne oldu böyle? Ne mi oldu? Buraya geldiğimden beri iki hastamı kaybettim. Hocam, peki ikinizin de hiç yapmadığı bir ameliyattansa ona normal bir yaşam şansı verecek bildiğiniz bir ameliyatı yapmak daha iyi olmaz mı? Ela,
Yoksa yeni yöntemleri denemek için yaşlı olduğumu mu ima ediyorsun? Hayır hocam, olur mu hiç? Aslında daha önce bir dirsekli denemiştim ama... Dirsek değil, benzer organlar. Hadi Arslan, bence bunu yapabiliriz. Tamam. Merhaba Ömer, nasılsın? Artık yataktan kurtulacağım, yürüyebileceğim, tuvalete gidebileceğim. Tabii ki çok iyiyim. Fikret Hanım sayesinde. EKG normal mi? Evet Suat Bey. Eko ve diğer parametreler de normal. Hı hı. Serum takıldı mı? Ömer tamamen hazır. Hı hı. Gayet iyi görünüyor. Devam edelim. Baş üstüne Suat Bey. Kreft mükemmel uydu. Kanlanması gayet iyi. Güzel. Sırada ne var? Arslan, ben... Biliyorum. Her şey yolunda mı? Emin değiliz. Bu ne demek oluyor? Bunu daha önce hiç yapmadık demek oluyor. Nefes alamıyorum. Belki pillerdendir. Hayır, piller şarj edildi. Kontrol ettim. Emboliye bağlı stroke gibi duruyor. Hemen entübe edip oksijenasyonunu sağlamalıyız. Tamam, hallediyorum. Glosal sinirleri buraya yapıştırsak ne olur? Hayır. O zaman damarlanmayı kaybederiz. Öyle olursa greft işe yaramayabilir. Bir şey yapmalıyız. Pes etmeyelim. Yardıma ihtiyacımız var. Sinirlerden anlayan birinin yardımına ihtiyacımız var. Biriniz hemen Levent'i çağırın. Oksijen satürasyonu 92. Anestezi kliniğine haber verin. Tamam. Hastayı hemen mekanik ventilatöre bağlamalıyız. Levent. Levent hemen gelmelisin. Ameliyatta sana ihtiyaç var. Aşkım hadi kıpırdasana. Aşkım mı? Hadi. 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 Zaten Hasan kadının dostluğunu mahvetti. Ya bir de dilsiz kalmasın. Kablolardan biri gevşemiş olabilir. Tamam, hallediyorum. Submandibüler diseksiyon yapıp lingual sinir tresesini takip etmeliyiz. Bisturi. Sayemizde yeniden konuşabilecek. Bende hala iş var ha? Tabii ki var. Ha, Nisa Hanım'ı geri kazanma konusunda da endişe etmeyin. Nasıl etmem? Onun için beni var eden şeyden vazgeçmem gerekiyor. Kendimi hazırlamaya çalışıyorum ama bu düşünce bile beni mahvediyor. Öncelikle bunu sakın yapmayın. Niye? Çünkü...
Kadınların hep istedikleri, hiç yapılmayan bir şeyleri kalmalıdır. Yoksa isteklerin sonu gelmez. Bence sen kadınları rakibin olarak görmekten vazgeçmelisin. Öyle değil mi Levent? Kusura bakmayın ama dayanamayacağım. Bence Ardun Bey, Nisa Hanım'ı seviyorsanız ona sadece gerçekleri söyleyin. Zamanında söylenmeyen gerçekler sonradan hiç söylenemiyor. Ve bu insanı mahvediyor. Anlaşılan birileri suçluluk duygusuyla kıvranıyor. Ameliyat çok iyi geçti. Geçmiş olsun. Nasıl oldu? Harika. Durumu çok iyi. Ameliyatta yeni bir yöntem kullanıldı ve konuşma yeteneğine zarar verilmedi. Özlem söylediklerinde haklı olduğunu öğrenmiş. Senden özür diledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Bak, iyi ki söylemiş değil mi? Faruk Aydoğan 45 yaşında. Silahla başından vurulup balkondan düşmüş. Kırık, hematom, ne ararsanız var yani. Çoktan ölmüş diyebiliriz. Yine de hastayı tomografiye alıp görüntülemesini yapalım. Anesteziye de haber verin. Anestezi yarar mısın? Hadi. Ağlama artık. Bu akşam bize gelir misin? Sana ihtiyaç kalmadı. İlan et. Ölüm saati 08:10. Allah kahretsin. İlan et. Ölüm saati 08:10. Özlem Hanım bu. Nermin Hanım'ın arkadaşı. Ne olmuş? Önce kocasını, sonra da kendini vurmuş. Kadına söyleyiver dedim. O da kadına kocasının onu aldattığını söyledi. Herkes her gerçeği taşıyamaz. ...82 yaşında erkek, şuur kapalı, nankopere. Hastanın nörolojik muayenesinde düne göre bir değişiklik yok. Bugün ameliyattan sonraki 349. günü. Rutin testler ve haftada 3 diyaliz devam. Bugün ameliyattan sonraki 350. günü. Rutin testler ve haftada 3 diyaliz. Bugün ameliyattan sonraki 351. günü. Rutin testler ve haftada 3 diyaliz. Ameliyattan sonraki 355. günü. Yani bir yıldır hiç uyanmamış. Evet. Tedavi planınız nedir? Çok basit. Günlük testler ve haftada 3 kez diyaliz. Yeter artık. Diyaliz miyaliz istemiyorum.
Merak etmeyin, zaten bugün öleceğim. O yüzden diyalizle falan vakit harcamayın. Her ne kadar bana ihtiyar diyorsanız da benim adım Fuat hanımefendi. Fuat Tütüncü. Memnun oldum Fuat Bey. Şimdi duydum. İhtiyar gerçekten uyandı mı? Onun bir adı var. Yarın bu saatlerde bana rahmetli ihtiyar diyebilirsiniz. Biz sadece bir merhaba demek istedik. Fuat Bey'in sizin kim olduğunuzu bildiğini sanmıyorum. Biliyorum, biliyorum. Bu Ela, beyin cerrahının sevgilisi. Sürekli münakaşa edip duruyorlar. Bir dargın, bir barışık. Öteki de Hasan. Az sıkıştırmadı Sevda hemşireyi burada. Yarı komadaydı. Siz söylediniz. Yani yarı da uyanıktım. Sizi duyabiliyordum. Evet çocuklar. Hemogram, biyokimya ve enfeksiyon rutinlerini gönderin. Büyük ihtimalle diyalizle kan, üre ve kreatin değerleriniz normal seviyelere gelince uyandınız Fuat Bey. Hoş geldiniz. Demek ki bugün yapacak tek işim var. O da ölmek. Kimsenin öldüğü öleceği yok. Kıvırcık. Kıvırcık dedim. Kıvırcık. Kıvırcık. Fuat Bey, yetiştirmem gereken milyon tane dosya var. Ve siz iki dakikada bir beni çağırıyorsunuz. Gerçekten çok meşgulüm. Ben karnıyarık istiyorum. Ne? Son yemeğimin karnıyarık olmasını istiyorum. Ne var bunda? Ölmeden önce son dileğim bu. Hem idam mahkumlarına bile soruyorlar. Kusura bakmayın, size karnıyarık veremem. Ayrıca ölmüyorsunuz. Benim mesai saatlerim içinde ölmenize izin vermeyeceğim. Muayene zamanı. İstemiyorum. Bu altların hiçbirini rahat bırakın beni. Ama Fuat Bey, bunlar sizin iyiliğiniz için. Ben yaşayacağım kadar yaşadım. Artık gitme vaktim geldi. Bundan sonra etrafımda tüplerle sürünmek istemiyorum. Beyhude bir mücadele bu. Bu ihtiyarı hayatta tutmak için uğraşmaya değmez. Hiç akrabanız ya da arkadaşınız yok mu? Karım öleli neredeyse 20 sene olacak. Bir tek oğlum vardı. Onu da genç yaşta trafik kazasında kaybettim. Arkadaş dersen ya öldüler yahut da ölmek üzereler. Yaşlandığın zaman sen de anlarsın. O zaman böyle duygusal ve mantıksız olmazsın. Öyle olduğumu da nereden çıkardınız? Ölecek olan bir adama aşık olmandan. Bunu ancak mantıksız biri yapar. Ölecek adam da kim? Var ya canım, senin şu kalp hastası Ömer bile yarı komadaydım. Sizi duyuyordum deyip duruyorum ama anlayan kim? Ömer ölmeyecek. Öldüğü zaman neler olacağını hiç düşündün mü? Ömrünün en güzel yıllarının bir kısmını yas tutarak mı geçireceksin? O yılların bir daha geri gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyorsan bana bak. O çok özel biri. Eminim öyledir. Bir daha onun gibisini bulamayacağını mı sanıyorsun? Merak etme, bulursun. Şunu unutma. Hiç kimse eşsiz değildir. Sadece zaman eşsizdir. Ya
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.